Bir kez daha Manisa televizyon ekranlarına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Manisa Muradiye Spor Salonu'nda Türkiye Basketbol Ligi'nde 4. hafta karşılaşmasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Mamak Belediyesi'ni konuk ediyor. İlk yarıyı 34-27 önde kapattı temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor. Keyifli bir ilk yarı izlemiştik. İki takım oyuncuları da maçı kazanmak adına güzel bir mücadele örneği sergilediler. Bakalım ikinci yarıda da bu performanslarını devam ettirebilecekler mi? Recep Umut, Gökhan, Tolga ve Godfrey Beşi ile başlıyoruz ikinci yarıya. Ulaş, Özgür, Yiğit, Mertcan ve Mustafa Beşi ile de konuk Mamak Belediyesi sahada. Umut, Godfrey, Recep, iyi top çevirdik. Gökhan çembere gitti, Godfrey indirdi. Godfrey, faul, iki serbest atış kullanacak Calvin Godfrey. 8,5 dakika sahada kaldı. 2 faul birden yapınca arka arkaya ilk yarıda uzunca bir süre bench'te oturmuştu Godfrey. 7 sayı, 1 rebound. Bir de top çalmayla mücadele ediyor. İlk serbest atışını kaçırdı Godfrey. İkinci serbest atışında isabet var. 4-2 oldu. Serbest atış çizgisinden Calvin Godfrey. 8. sayısını kaydetmiş oldu çizgiden. Yiğit, Mustafa. Foul. Yine erken bir foul. Çeyreğin başında, 3. çeyreğin başında üçledi Calvin Godfrey. Mustafa Ulaş'a bıraktı. Ulaş. Mustafa, Yiğit bomboş kaldı potu altında. Basketi kaydetti Yiğit. Emre Mirza. O da ilk yarıda 2,5 dakika süre almış. 3 sayı, 1 rebound. Doğulamıştı. 5. sayısını kaydetti Yiğit Emre Mirza. Tolga. Recep. Özyeşil damlasını bıraktı ama atışı isabetli değil. Mertcan. Henüz sayısı yok Mertcan'ın. O da 11 dakika süre almıştı. Bir reboundu, iki asisti var. Mertcan gitti çembere. Godfrey'in üzerine atışı isabetli. Bir de serbest atış kullanacak. Godfrey de dörtledi. Bir türlü ritim bulamadan arka arka fauller. İlk periyotta da benzerlerini yaşamıştık. Üçüncü çeyrekte de ne yazık ki bıraktığı yerden devam etti Godfrey ve daha henüz bir dakika dolmuşken üçüncü çeyrekte dört diyerek kenara geldi, yerini Kaan'a bıraktı. Mertcan serbest atışı kaçırdı. 35-31. Gökhan, Kaan. Kaan gitti Yiğit'in üzerine. Blok geldi Yiğit'ten. Yiğit Emre Mirza. Mertcan topuna müdahalesi Umut'tan. Topu çaldı. Ardından sportmenlik dışı faul kararı Mustafa Baki görür. İlk faulünü yapıyor. 35-31. Mertcan da bugünkü 4. top kaybını yaptı. Toplamda 16 top kaybı Mamak Belediyesi'nden. Umut 37-31'e getirdi skoru. Kenardan hücumu devam edecek Manisa Büyükşehir Belediyespor'un. Gökhan topu oyuna sokacak olan isim. Umut, Gökhan, yeniden Umut. Kaan, Gökhan'a indirdi. Mertcan'ın faulü. Mertcan son kol faulü yapıyor. İlk faulü onun. Mamak Belediyesi'nin 3. takım faulü oldu. 2 serbest atış gelecek Gökhan'dan.
İlk serbest atışı başarılı. 38-31. İkinci ve son serbest atışını kullanıyor Gökhan. Bu da isabetli. 39-31. Farkı 8'e çıkarmayı başardık. Bu serbest atışlar sonrasında. Mertcan, Yiğit. Ulaş. Yiğit'e indirdi. Yiğit. Tolga iyi kaldı karşısında. Kaan. İki kişiyi görünce Tolga'ya indirdi. Müdahale Mustafa'dan. Son temas. Tolga Kaan birerden. Yedinci top kaybı Manisa'nın. Toplamda geride kalan bölümde Özgür Ulaş'a bıraktı. Ulaş'ın pası biraz tembel, araya girdi, topu kazandı. Gökhan çembere gitti. Atışına isabet yok ama Özgür Şahin'in faulü var. Özgür ikinci faulü yapıyor. Faul hakkı doldu Mamak Belediyesi'nin. Oğuzhan ve Anthony Lee oyuna girecek. Mamak Belediyesi'nde Ulaş kenara gelen isim ve Yiğit Emre Mirza kenarda. İlk serbest atışı başarılı. 6. sayısı Gökhan'ın. 5'te 4 oldu serbest atış çizgisinden. 6 sayı, 2 rebound, 1 asist, 1 top çalmayla mücadele ediyor. Gökhan ikinci serbest atışı kaçıyor. Anthony Lee aldı. Rebound'u Oğuzhan'la hücumda Mamak Belediyesi. Fark 9, 40-31. 2,5 dakika geride kaldı. 3. çeyrekte Oğuzhan. Özgür. Umut savunuyor onu. Özgür Şahin. Birebir oynadı. Üçlüyü gönderdi. Faul beklentisi var. Oyun sürüyor. Recep. Gökhan. Tolga'ya indirdi. Tolga Anthony Lee'nin yanından atışında isabeti bulamadı ama ribandı aldı orada Gökhan. Tolga Kaan birer dışarı çıkardı. Umut. Kaan solunda. Umut çembere baktı. 3 sayılık atışı isabetli. Umut geçen. Bak çift tanelere çıkınca molayı aldırdı. Mamak Belediyesi koçuna Murat Dikmen ikinci yarıdaki ilk molasını istedi. 43-31, fark 12. Maçtaki en büyük farkı yakaladı Manisa Büyükşehir Belediyespor. Umut'un az önceki 3 sayılık basketiyle. Koç Ceyhun Cavadak az önceki Özgür'ün pozisyonunu anlattı Nazlı Çisil Güngör'e. 3 sayılık atış esnasında yerde kalmış, faul beklemişti Özgür. ...43-31... Mamak koçu Murat Dikmen'in molası şimdi tamamlandı. Aynı beşli sahada. Bu arada Özgür'ü uyarıyor Nazlı Çisil Güngör. Az önceki pozisyon sonrasında. Oğuzhan Özgür, Mertcan, Anthony Lee ve Mustafa Baki Görür beşi var. Mamak'ta molanın ardından sahada. Manisa'da yine mola öncesindeki beşiyle sahada. Umut, Recep, Kaan, Gökhan ve Tolga. Recep savunuyor Oğuzhan'ı. Özgür. Anthony Lee dışarı çıkardı. Mertcan. Bir pas fake ardından bomboş Oğuzhan'ı topla buluşturdu. Oğuzhan'ın atışı çembere dahi değmedi. Rebound'u aldık ve bomboş. Şimdi Gökhan, inanılmaz bir blok. Mertcan. Maçın en güzel hareketlerinden biri Mertcan sol koldan. 43-31. Umut orada
daha müsait pozisyonda olduğunu düşündü Gökhan'ın ama Mertcan çok iyi geri koştu. Ardından blokla sayı imkanı tanımadı Gökhan'a. Üçüncü periyottaki üçüncü takım faulümüzü yaptık. Kaan Yılmaz ilk faulünü yapıyor. Mustafa Baki görür çizgide. Mustafa'nın ilk serbest atışı isabetli. Dördüncü sayısı oldu Mustafa'nın. İkinci ve son serbest atışı. Bunu da kaçırmadı. 5'te 5'li. Serbest atış çizgisinden henüz hata yapmadığını görüyoruz. Mustafa Baki görürün. Recep, Umut, Gökhan, Tolga, Kaan. Gökhan'ın atışı kaçtı. Tolga reboundu aldı. Smaç kaçıyor. Bir rebound daha. Bu kez tipledi. Tolga, Kaan birer. Üst üste şanslar. Bu kez sayıyla dönüyoruz. 45-33. Tolga Kaan Birer'in dördüncü sayısı. Antony Lee'ye indirilen top Umut'un müdahalesi faul. Umut geçen ilk faulünü yaptı. Takım faul hakkı doluyor Manisa Büyükşehir Belediyespor'un. Antony Lee çizgiye gelecek şimdi. 5 sayısı. 5 reboundu var Anthony Lee'nin. Yesukan Onar değişiklik sandalyesinde. ...45-33... Anthony Lee yerini Yesukan'a bırakıyor. Pek memnun değil bu değişiklikten Antony Lee. 45-34. Gökhan, Recep bomboş sol dipte. 3 sayılık atışı isabetli değil. Kaan aldı reboundu. Kaan kendisi bitirmek istedi ama atışında sayı bulamadı. Mertcan, Mustafa, Yesukan'ı buldu. Yesukan atışında isabet var. Yesukan Onar. 45-36'ya geliyor skor. 8. sayısını kaydetti Yesukan Onar. 8,5 dakika süre almıştı. Sahada olduğu bölümde önemli katkı Yesukan'dan. 45-36. Umut'un 3 sayılık atışı isabeti değil. Kaan reboundları toplamaya devam ediyor. Özgür'e bir faul düdüğü daha çıktı. Üçüncü faulünü yapıyor Özgür Şahin. İki serbest atış kullanacak şimdi Kaan. Altı sayı, yedi rebound. Kaan'dan bir asisti var. Kaan Yılmaz'ın çizgide şu anda. Serbest atış çizgisinde hata yapmamıştı. Bu bölüme kadar ilk kez kaçırıyor. 4'te 4 ile oynuyordu. Serbest atış çizgisinden Kaan Yılmaz. 5'te 4 oldu. İkinci ve son serbest atışı Kaan'ın. Bu da kaçtı. Rebound mücadelesi Mustafa alıyor. Reboundu. Oğuzhan. Mustafa. Mustafa gitti çembere. Basket geçerli. Bir de serbest atış kullanacak. Mustafa Baki görür. Yedinci sayısını kaydetti Mustafa. O da 5'te 5'te oynuyor serbest atış çizgisinden. Bu kez kaçırdı. %100 oynayan iki oyuncu. Önce Kaan hata yaptı. Ardından Mustafa Baki görür. 45-38. Recep, Umut. Recep Kaan'ı buldu. Kaan el üzerinden atışı. Hiçbir şeye değmedi. Mustafa aldı reboundu. Şimdi Uğursan'la hücumda Mamak Belediyesi.
Mertcan, Oğuzhan, birazdan İnanç, Mert Otamış ve Markus Hol ikilisi oyuna girecek Manisa'da. Özgür Beyki'nin ardından bomboş kaldı ve Koç Ehun Cabadak hemen mola istedi. Özgür Şahin'in 3 sayılık atışı basketi sonrasında 4-18 var. 3. periyodun tamamlanmasına Markus Hol ve İnanç ikilisi oyunu alacaktı ama fark 5'e inince, 4'e inince düzeltiyorum, 45-41'e gelince skor mola istedi. İkinci yarıdaki ilk molası Koç Ceyhun Cabadak'ın. Sekizinci sayısını kaydetti az önce Özgür Şahin. 4'te 1 ile oynuyordu 3 sayı çizgisi gerisinden. 5'te 2 oldu. 3 faul ile mücadele ettiğini hatırlatalım. Üçüncü çeyreğin başındaysa Calvin Godfrey üst üste 2 faul yapıp 4 faul dörtlemişti ve kenara geldi. Bakalım tekrardan oyuna dahil edecek mi Godfrey'i Koç Ceyhun Cabadak bu maçın geri kalan bölümünde. Yesukan, Mertcan, Özgür, Oğuzhan ve Mustafa Baki görür. Beşiyle sahada moladan sonra Mamak Belediyesi, Recep, Tolga, İnanç, Markus Hol ve Gökhan Beşi de Manisa Büyükşehir Belediyespor'da sahada moladan sonra Umut ve Kaan ikilisi kenarda. Manisa'da Markus Hol, Recep ikinci yarıda ilk kez sahada. Markus Hol atışında isabet yok. On sayıyla maçın en skorer oyuncusu Markus Hol yaklaşık 11 dakika sahada kaldı ilk yarıda. Bir rebound, bir de top çalması var. Markus Hol'un inanç. Ses beklentisi vardı. Oyun devam ediyor. Markus Hol Recep'ten aldı topu. Perde geldi inançtan. Markus Hol. Markus Hol. 3 sayılık atış isabetli. Markus Hol. 13. sayısını kaydediyor Markus Hol. 5'te 3 ile oynuyor. 3 sayı çizgisi gerisinden Markus Hol. Mertcan yanıt vermek istedi. 3 sayılık atışı isabetli değil. Rebound'u alan isim Markus Hol. Markus Hol yetişen bere Recep'i buldu. Recep yeniden Markus Hol. Şimdi Recep sol dipte. 3 sayılık atış isabetli değil. Yesukan aldı. Sam rebound'unu ardından Mertcan'a kazandırdı. Mertcan faul düdüğü var. Umar oyuna girecek. Mamak Belediyesi'nde Oğuzhan'ın yerine. O da 14,5 dakika süre aldı. İlk yarıda. İkinci yarıda ilk kez sahada skor üretememişti Umar Atın. Mertcan Solkol çizgideki isim. Daha önce bir kez serbest atış kullandı. Kaçırmıştı o atışını. Yine kaçırıyor Mertcan. Ramazan oyuna girecek Manisa'da. O da 3. çeyrekte ilk kez oyuna dahil olacak bir isim. İlk yarıda 10,5 dakika süre almıştı. 2'de 0 Mertcan'dan. Tolga'nın yerine Ramazan oyunda. Bakalım Ramazan ilk sayılarını bulabilecek mi 3. çeyrekte? İnanç Ramazan'a indirdi. Ramazan az önce girmişti ve ilk basketini kaydediyor Ramazan Tekin. Farkı 8'e çıkardı Manisa Büyükşehir Belediyespor. 50-42. 3 dakika var 3. çeyreğin tamamlanmasına. Yesukan. Bu arada Gökhan'da bir problem var. Oyunu durdurdu şimdi karşılaşma hakemleri. Sol bileğini tutuyor Gökhan Aydın. Sanırım devam etmesine engel o problem. Faikcan oyunda. Gökhan kenarda hemen buz tedavisi.
6 sayı, 4 rebound, 1 asist, 1 top çalmayla mücadele etti. Geride kalan bölümde Gökhan bir şanssızlık yaşadı şimdi. Kenarda tedavisi sürüyor. Alican da oyunda. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Recep'in yerine oyuna girmişti Alican. 3 saniye kararı. On 8. top kaybını yapıyor Manisa Büyükşehir Belediyespor. 8. top kaybı oldu az önceki 3 saniye düdüğü sonrasında. Marcus Hall bir rebound daha çekti savunmada. 50-44. Marcus Hall dengesini yitirdi bir an için ama topu Alican'la buluşturdu. Alican topuna müdahale ve top kaybı. 9. top kaybı Manisa Büyükşehir Belediyespor'un. Üst üste top kayıpları geldi. Anthony Lee oyuna girecek. Kim çıkacak? Bir kararsızlık. Mertcan, evet. Anlaşamadılar. Yesukan ve Mustafa birbirine baktı. Mertcan kenarda. Anthony Lee oyunda. 50-44 üstünlüğü var. Faik Can'a bir faul düdüğü. İlk faulü yapıyor Faik Can. Faul hakkımız dolmuştu. Özgür çizgiye gelecek. Özgür Şahin çizgide şimdi atışlar için hazır. Şu sıralarda devam eden karşılaşmada da 59-56 Bornova Belediyesi'nin Global Connect Travel Düzce karşısında üstünlüğü var. Büyükşehir Hastane Konya Buda Gemlik maçı ise saat 17'de başlayacak günün son maçı. Türkiye Basketbol Ligi'nde. 50-45. Özgür ikinci serbest atışını kaçırdı. 9 sayısı var Özgür'ün. Marcus Hall. İnancın perdesi Alican. Ramazan'a indirdi. 7 saniye kaldı hücumun tamamlanmasına Alican. Faikcan'ı buldu. 2 saniye 1 saniye. İnanç sürenin farkında elinden çıkardı. Ama rebound'u alamadık. Atışı kaçmıştı İnancın. Özgür hızlı geçti yarı sahayı. Şimdi bastı frene Yesukan. Yesukan faul inanç Mert Otamış'a. İlk faulü yapıyor inanç. Oğuzhan oyuna dahil olacak Mamak takımında. Özgür kenara geliyor. 1.27 var 3. çeyreğin sona ermesine. 21 dakika sahada kaldı Özgür. 9 sayı, 2 rebound, 1 asistle mücadele etti. Yesukan çizgideydi. İlk serbest atışını sayıya çeviriyor. Yesukan Onar 11. sayısı oldu. Mamak Belediyesi'nin en skorer ismi. 5 rebound, 1 de asistlik katkı verdi takımına Yesukan Onar. 2'de 2 ile ayrıldı çizgiden. İlk kez gelmişti serbest atış çizgisinde. Hata yapmadı. 50-47 farkı da 3'e indirmeyi başardı. Mamak Belediyesi. Marcus Hall. Orta mesafeli atışı isabetli değil. Mustafa Baki Gör ribandı aldı. Pası Umar'a. Yesukan. Son temas kimden? Bakıyoruz. Karşılaşma hakemleri de birbirine baktı. Anthony Lee'den çıktı dediler. Manisa hücum olacak. Gökhan Aydın'ın tedavisi bu arada kenarda devam ediyor. Sol bileğinde bir problem yaşamıştı. Faikcan.
Faik Can kesti driplingi, Ramazan'a indirdi Ramazan. Topun hakimiyetini sağlayamayınca topu kaybediyor. 10. top kaybımız. Mamaksa 18 top kaybı yaptı. Geride kalan 3 periyotta. Oğuzhan son 43 saniye 3. çeyrekte. Oğuzhan çembere gitti. Atışı kaçtı. Anthony Lee tipledi. İsabetli değil. Kendi reboundunu takip etti. Ardından bir faul dedi. Anthony Lee çizgiye gelecek. Altı sayı, altı rebound Anthony Lee'den. %50 ile oynuyor sayı çizgisi, iki, serbest atış çizgisinden. Şimdi yeniden çizgide. Faikcan kenarda. Ramazan'la beraber ikisi kenara geldi. Tolga ve Umut ikilisi son 37 saniyede oyunda Manisa'da. Üçüncü çeyrek tamamlanacak. 37 saniye sonra. Anthony Lee'nin serbest atışlarını izliyoruz. İlkini sayıya çevirdi bu kez. 50-48. Farkı 2'ye indirdi. Bir ara 12'ye kadar çıkmıştı fark. 2-2 ile ayrıldı Anthony Lee bu kez. Fark 1. 50-49. Marcus Oğla Manisa Büyükşehir Belediyespor hücumu. Alican. Günün suskun isimlerinden biri. İnancın atışı kaçtı. Tolga ribaundu almak istedi. Başaramadı. Son 14 saniye son hücum olarak kullanıyor Mamak Belediyesi. 3. periyodu tamamlayacağız. 50-49. Marcus Ola Anthony Lee kaldı boyalı alanda. Çembere gitti Oğuzhan. Süre dolarken basketi kaydetti. 3. çeyrek tamamlanıyor. 50-51. Öne geçti. 3 faulü var Oğuzhan'ın. Özgür'ün de yine 3 faulü bulunuyor. Alican, Marcus Hall. Marcus Hall 3 sayılık atış. İsabetli değil. Tolga tipledi. Ribandı alamadı ama top yine Manisa'da. Alican, Marcus bu kez boş kaldı. 3 sayılık atış isabetli. Marcus Hall öne geçiriyor yeniden. Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 53-51. Yaklaşık 30 saniye önce kaçırmıştı. Ardından geldi bu kez. Affetmedi, cezayı kesti Marcus Hall. Mustafa Baki görür, yanıt vermek istedi. Tepeden üçlüğü gönderdi. İsabetli değil. Tolga aldı. Sanma reboundunu. Umut'la hücumdayız şimdi. Umut'un pası çok kötü. Umut'un pası çok kötü. Tam rüzgarı arkamıza almak üzereyken, enerjiyi yükseltmişken, tempoyu artırıyorken basit bir hata. Özgür. Özgür Şahin Mustafa'ya çıkardı. Mustafa 3 sayılık atışı. O da üst üste 2 tane deneymiş, kaçırmıştı. Tecrübeli ismi bu kez isabeti buldu. 53-54'e getirdi skoru. Marcus Hall kendisi gitti. Buna kesin isabet var. Marcus Hall. 55-54. Mustafa araya girdi. Godfrey topu kazandı. Marcus Hall getirdi şimdi. Marcus Hall kendisi gitti. Turnikesi basket geçerli. Bir de serbest atış kullanacak Marcus Hall. Dümene geçti. Bu bölümde Marcus Hall takımını yeniden ayağa kaldırdı adeta. Ortaya koyduğu performansla. 57-54 üçüncü takım faulü oldu bu son çeyrekte. Özgür de dördüncü faulü yaptı Mamak Belediyesi'nde. Basket faul sonrası bir de serbest atış kullanıyor şimdi. Marcus Hall bunu kaçırdı. ...57-54... Özgür Şahin'le Mamak hücumu. Özgür
Mustafa. Faul Tolga. Üçüncü faul yapıyor Tolga. Son çeyrekteki ilk takım faulü bu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un. Yesukan oyuna girecek. Birazdan Mamak Belediyesi'nde. Umar kenarda. Yesukan oyunda. ...57-54... Mertcan, Anthony Lee uyudu adeta. Calvin Godfrey, Calvin Godfrey. Molaya gidiyoruz. Anthony Lee başka bir alemdeydi adeta. Bir anda koptu. Pas verecek arkadaşını ararken sinsice geldi oraya Calvin Godfrey ve topu çaldıktan sonrası maçla bitirdi. Molayı da aldırdı Murat Dikmen'e. Mamak Belediyesi molası 59-54. Farkı 5'e çıkardı. Yeniden Manisa Büyükşehir Belediyespor 6-37 var maçın tamamlanmasına. ...9-3 şu anda son periyot skoru. Temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor lehine. Mamak molası sona eriyor. Mustafa Yesukan, Mertcan, Özgür, Anthony Lee beşi var sahada. Alican, Umut, Markus Hol, Tolga ve Calvin Godfrey beşi de Manisa Büyükşehir Belediyespor'da sahada. Faul problemine rağmen çift tanelere ulaşmayı başardı. 13.5 dakikada 10 sayılık katkı Calvin Godfrey'den. Bir rebound, 3 top çalma. Mustafa araya girdi, Alican topu kazanıyor. Bir top kaybı daha. Mamak'tan Umut. Turnike'yi bıraktı basketi. 61-54'e geliyor skor. ...22 top kaybı Mamak'tan. Konya karşısında 14 top kaybıyla tamamlamışlardı maçı. Maçın henüz 4 dakika, son periyodun 4 dakikası geride kaldı. Daha 6 dakika var. 22 top kaybı oldukça yüksek bir rakam. Bu da skora yansıdı zaten. 61-54 şu anda. 7 sayılık avantaj ev sahibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan. Faul almayı başardı. 3 sayılık atış esnasında Mustafa Baki görür. Tecrübesiyle Calvin Godfrey'i oyun dışına itiyor. Godfrey 5'ledi. İkinci takım faulümüz bu. Kaan oyuna giriyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 5 faulle oyun dışında kaldı. Calvin Godfrey 10 sayı 1 rebound 3 top çalmayla tamamlıyor maçı Calvin Godfrey. ...61-56 Mustafa Baki Görün serbest atışları sonrasında skor. Ola çift tanelerdeki bir başka oyuncu mücadelede. Umut 3 sayılık atışı isabetli. Umut geçen. 3 sayılık atışında isabeti buluyor Umut. Artık o da çift tanelerde 10. sayısını kaydetti Umut. Bir top kaybı daha. Üst üste top kayıpları son bölümde. Disiplinden koptu Mamak Belediyesi. Oğuzhan müthiş bir mücadele ama o mücadelesi yeterli olmadı. Markus Sol. Şimdi sete dönüyoruz.
Frene bastı Marcus Sol. Alican özgür oyuna girecek. Birazdan Mamak'ta 64-56 üstünlüğümüz var. Son 5 dakikaya giriyoruz karşılaşmada. Tolga'nın perdesi. Marcus Sol ekstra pas. Kaan blok geldi Kaan'a. Yesukan ardından Umut'un faulü var. İkinci faulü yapıyor Umut. Üçüncü takım faulü oldu Manisa Büyükşehir Belediyespor'un. Mamak takımında yine 3 takım faulü bulunuyor. Son çeyrekte Mustafa Kenar'da özgür oyunda. Hayır, Oğuzhan kenarda. Mustafa topu oyuna sokmak için kenara gelmişti. Özgür Şahin. Mertcan. Yesukan. Özgür. Kesti driplingi Özgür. Baktı çembere. Blok Tolga'dan. Alican'la hücumdayız şimdi. Hızlı hücum şansı vardı. Marcus Sol frene bastı. Marcus Sol'un pası Umut. Kaan'a indirdi. Blok geldi Kaan'a. Top bir an için sahipsiz kalmıştı. Umut topla buluştu. Umut geçen. Bir 3 sayılık isabet daha. Üst üste 3 sayılık basketler Umut'tan. 5'te 3 oluyor 3 sayı çizgisi gerisinden. 13. sayısı Umut Geçen'in. Düzce karşısında da 11 sayı 3 asist 1 ribaundla oynamıştı. Yine etkili bir performans geldi Umut'tan. Marcus Sol turnikesinde isabet var. Tolga orada son müdahaleyi yapan isim. Ve mola Mamak Belediyesi koçu Murat Dikmen'in son 4 dakika 69-56. Son molasını da kullanıyor Murat Dikmen. Maçtaki en büyük farkı yakaladı. Son 4 dakikada Manisa Büyükşehir Belediyespor. Şu anda son periyot skoru geride kalan 6 dakikada 19-5. 19-5. Üçüncü çeyrekte son periyot siyahla beyaz gibi farklı Manisa'da. Geçtiğimiz hafta Global Connect Travel Düzce'ye maçın son 1 dakikasında maçın genel bir bölümünü önde götürmüştü. Son 1 dakikada ellerinden kayıp gitmişti adeta maç. Bu kez aynı hataya düşmemek için üçüncü son periyodun başında müthiş bir karakter, müthiş bir mücadele ortaya koydu Manisa Büyükşehir Belediyespor. Rakibini 4 dakika geride, 6 dakika geride kalırken sadece 5 sayıda tutmayı başarmıştı. Bu arada Mustafa Baki Görün'ün 3 sayılık atışı isabetli oldu. Fark 10'a iniyor. 69-59. Umut. Kaan gitti çembere, zorladı içeriği. Faul almayı başardı. Oğuzhan'ın faulü var. Oğuzhan dördüncü faulünü yapıyor. Faul hakkı şimdi doldu. Ama atış esnasında bir faul olduğu için çizgiye gelecek Kaan. O da yaklaşık 18 dakika sahada kaldı bugün. 6 sayı, 9 rebound, 3 asistlik bir katkı. Kaan ikinci serbest atışında isabet var. 7. sayısı oldu Kaan'ın. 70-59'a geliyor skor. Son 3,5 dakikaya girdik. Karşılaşmada Oğuzhan. Bu arada topsuz alanda Kaan'a bir düdük çıktı. Üçüncü faulü yaptı Kaan Yılmaz. Faul hakkımız bizim de doluyor şimdi. Yesukan kenarda, Umar oyunda. Mustafa. Oğuzhan. Oğuzhan. Ekstra pas Umar. Blok geldi Marcus Sol'dan. Rebound mücadelesi. Hücum faul kararı.
Kaan Anthony Lee mücadelesinde. Kaan yerde kalmıştı. Anthony Lee'nin yaptığı hareket faul. Üçüncü faulü yapıyor Anthony Lee. Marcus Hall 22 dakika yaklaşık süre aldı bugün. 20 sayı, 4 rebound, 2 asist, 3 top çalma, 1 de blok. İlk serbest atış başarılı Kaan'ın. İkinci serbest atışı kısa. 71-59. Mustafa topu oyuna soktu. Oğuzhan Namamak Belediyesi hücumu. 71-59 son 3 dakikaya giriyoruz karşılaşmada. Oğuzhan zorladı içeri. Kendisi bitirmek istedi. Atışı kaçtı. Tolga aldı reboundu. Alican birazdan Recep oyuna girecek Manisa'da. Marcus Hall. Süre dostumuz. Maçın son 2,5 dakikasına girerken. Marcus Hall. Orta mesafeli atışı kaçtı. Anthony Lee aldı reboundu. Oğuzhan'a kazandırdı topu. Oğuzhan. Mertcan. Oğuzhan. Mertcan sol kol bomboş. 3 sayılık atış isabetli Mertcan'dan. Koç Ehun Cavadak mola istedi bu kez. Farkı yeniden tekhanelere düşürdü. 2.27 kala Mamak 71-62. 6. sayısı oldu Mertcan'ın az önceki 3 sayılık isabet. 2 kez denemişti. İsabeti bulamamıştı. 3.sünde skor üretmeyi başardı. 3 sayı çizgisi gerisinden Mertcan sol kol. Maçın en skorer oyuncusu Marcus Hall 20 sayıyla. Manisa'da ona çift tanelerde eşlik eden iki isim var. Umut Geçen 13 sayı, Calvin Godfrey 10 sayı. Kaan Yılmaz'ın 8 sayısı bulunuyor. Tolga Gökhan ikilisi 6'şar sayı kaydetti. Recep'in 4 sayısı var. Ramazan Ali Can'sa 2'şer sayı kaydeden iki isim. Mustafa Baki Görür ve Yusukan ikilisi de Mamak takımının skorer isimleri. 15 ve 12 sayı ikiliden geldi. 15 sayı Mustafa Bakgörü, 12 sayı Yusukan Anar. Özgür'ün de 9 sayısı var. Oğuzhan ise 7 sayı kaydetti. Anthony Lee'nin de 8 sayısı var. Tolga Alican, Marcus Oğul, Umut ve Recep 5'i sahada. Moladan sonra Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Mustafa, Anthony Lee, Mertcan, Umar ve Oğuzhan 5'i de Mamak'ta sahada. Umut Alican 3 sayılık atış Alican'dan isabetli değil. Çok kötü düştü Anthony Lee. Tolga'yla rebound mücadelesinde umarız bir sorun yoktur ama çok dengeli düştüğünü söyleyemeyiz. Sağ bileğinde mi problem var, yüzünde mi? Bulunduğumuz bölümden tam göremedik. Umar ve Mustafa takım arkadaşları orada. Recep ve Alican da Manisa'dan yine Anthony Lee'nin başındalar. Boyun bölgesine bir buz tedavisi uygulanıyor. Evet, bileğinde problem yok, kolunda da problem yok. Anthony Lee sanırım boynunda bir sıkıntı yaşadı. Anlık bir problemdi. Buz uygulanıyor. Herhangi bir problemi yok. Yürüyerek kenara geldi. Ve oyuna girmek için de hemen değişiklik sandalyesinde. Neyse ki tehlikeli düşmüştü. Buzu atlattı Anthony Lee. Özgür şimdi çizgide. İlk serbest atışı başarılı Özgür'ün.
O da 10. sayısını kaydetti. İkinci serbest atışı, bu da başarılı. 71-64. Farkı 7'ye indirdi. 2 dakika kala maçın tamamlanmasına Mamak. Ön alanda baskı. O baskı sonuç verdi. Umar topu takım arkadaşlarına kazandırdı. Evet, Anthony Lee oyunda. Oğuzhan kenarda. Özgür. Son 2 dakikaya girdik. Özgür Şahin. Umar. Alican top aldırmadı Mustafa'ya. O savunması da Mustafa'yı hataya zorladı. Hücum faul yaptı Mustafa. Baki görür. Alican'a. Önemli bir savunmaydı. Az önceki top kaybını telafisini yapmış oldu Manisa Büyükşehir Belediyespor'lu oyuncular. Alican. Umut. Marcus Hall. Umut. Yeniden Marcus Hall. Recep. Marcus Hall. Tolga Perde'de. 3 sayılık atış. Marcus Hall'un çemberden çıktı. Anthony Lee aldı reboundu. Son 1,5 dakika. Özgür'le hücumda Mamak. Bir önemli savunma daha. Özgür Şahin. Anthony Lee'yi bu kez Umut orada ters eşleşmede kalmıştı. Topu indiremediler. Anthony Lee'ye atış esnasında bir faul düdüğü daha. Umar Atın çizgiye gelecek. Umar'ın henüz sayısı bulunmuyor. O da 23 dakika yaklaşık süre aldı bugün. İlk kez serbest atış çizgisine gelecek. Umar ilk serbest atışını sayıya çeviriyor. 71-65. Fark 6. Umar ikinci serbest atışı. Bu da başarılı. İlk sayıları oldu Umar'ın. 71-66. Son 1 dakika 5 saniye. Marcus Hall. Umut. Yeniden Marcus Hall. Süre eriyor. Umut. Alican. Umut geçen. Umut çembere gitti. Atışı isabetli değil. Son temas Anthony Lee'den. 14 saniye hücum süresi. Yeniden hücumdayız. Marcus Hall top oyuna soktu. Umut Marcus Hall'a teslim etti yeniden. Marcus Hall kesti driplingi. Orta mesafeli atışı kaçtı. Umar. Faul hakkı dolu iki takımında. Özgür, Mustafa, Anthony Lee bomboş kaldı potu altında, basketi kaydetti. 35.9 var maçın tamamlanmasına. 71-69. Yine kafa kafaya geldi maç. 71-68 düzeltiyorum. Recep 3 sayılık atış. İsabetli değil. Anthony Lee aldı reboundu. Son 18 saniye. Özgür süreyi kontrol etti. Anthony Marcus Hall'un faulü var. 3 sayılık atış imkanı vermedi Marcus Hall. Nefes kesen bir son bölüm. Geçtiğimiz hafta Global Connect Travel, az önce de söylemiştim. Maçı son 1 dakikasında önde götürdüğü karşılaşmayı son 1 dakikalık performansıyla kaybetmişti. Manisa şu anda Mamak rakip. Kendi evimizdeyiz. 71-69. Özgür bir serbest atış daha kullanacak. Sayı olursa mola istedi Koç Ehun Cabadak. İsabetli ve son molasını kullanıyor Koç Ehun Cabadak. 13.13 saniye. 71-70. Halbuki son periyoda fırtına gibi girmişti. 19-5'lik bir sekans yakalamıştı son çeyrekte Manisa Büyükşehir Belediyespor. .13 saniye bir sayı farkla önde giriyoruz.
21-19 şu anda son periyot skoru. İki takım bugüne kadar 6 kez karşı karşıya gelmiş. Bunların 3'ünü Manisa, 3'ünü ise Mamak kazanmıştı. Bakalım o eşitliği kim bozacak? 13.3 var maçın tamamlanmasına. Molanın ardından Alican, Umut, Recep, Tolga ve Holbeş ile sahadayız. 5 faulü. Godfrey kenarda. Gökhan bileğinde bir problem yaşamıştı. O kenarda. Yararlanamadığımız iki isim. Maçın son bölümünde. Topu oyuna sokuyor Alican. Marcus Sol, hemen bir faul. Mustafa Baki Görür'den. Marcus Sol çizgiye gelecek. 20 sayısı var Marcus Sol'un. Daha önce bir kez gelmişti çizgiye. O atışını kaçırmıştı. Şimdi kritik bir bölümde. Çizgide Marcus Sol. Atışı başarılı. 21. sayısı oldu. 21 sayı, 4 rebound, 2 asist, 3 top çalma. Aykcan oyuna girecek birazdan. Marcus Sol kenara geliyor şimdi. Marcus Sol Faik oyunda. Aykcan 11.9, 73-70. 3 sayılık avantajımız bulunuyor. Son 11.9 saniyede. Özgür. Özgür. Faul. Aykcan'ın faulü var. Aykcan şimdi kenara gelecek yeniden. Savunma için onu oyuna sokmuştu Koç Ceyhun Cabadak. Marcus Hall şimdi yeniden oyunda. 8.6 saniye maçın tamamlanmasına. Özgür az önce 2'de 2 ile ayrılmıştı çizgiden. Şimdi bir kez daha serbest atış çizgisinde. 13 sayı, 2 asist, 2 rebound Özgür'den. 8'de 7 ile oynuyor serbest atış çizgisinden. Bugün 9'da 8 oldu. 73-71, fark 2'ye indi. Kaan oyuna girecek Manisa'da. Özgür ikinci ve son serbest atışı. Bunu kaçırdı. Rebound mücadelesi. Mustafa aldı reboundu, ardından rebound mücadelesinde bir faul düdüğü. İnanılmaz şeyler oldu. Orada bir saniye içerisinde. Recep kenarda, Kaan oyunda. Mustafa Baki Görür şimdi çizgide. O da 8'de 7 ile oynuyor bugün. 15 sayılık katkı Mustafa'dan. İlk serbest atışı başarılı. 73-72. Bakalım. Bir 5 dakikalık maç bizi mi bekliyor? 6.6 var. Mola hakkımız yok. İkinci atışı da başarılı Mustafa'nın. Topu kenardan pot altından oyuna sokuyoruz. 6.6 var. Marcus sol topu aldı. Son 4 saniye. Marcus Sol. Marcus Sol taşıdı. Kesti driplingi. Baktı çembere. Atış isabetli. Marcus Sol maçı getirdi. Marcus Sol son sözü söyledi. Bu performansa böyle bir son yakışırdı. Marcus Sol 75-73 son sözü söyleyen isim. 24 sayı Marcus Sol'dan. Nefes kesen maç, müthiş mücadele. İki takım oyuncularını tebrik edelim. Keyifli bir basketbol izlettiler bizlere. Son bölüm adeta nefesleri kesti ve Marcus Sol tecrübesini konuşturdu. Hızlı geçti, 6.6 vardı maçın tamamlanmasına tüm sahayı. Ardından driplingi kesti. Bir böyle çok kısa bir süre
O boşluğu yakaladı ve cezayı da kesti. Mertcan son savunmasında vardı onun. Şu anda iki oyuncu az önce centilmence birbirlerini tebrik ettiler. Müthiş final. Marcus Sol 75-73. Manisa Büyükşehir Belediyespor evindeki ikinci maçını da kazanıyor. İstanbul Basket'in ardından bu kez Mamak Belediyesi'ni mağlup ediyor. Tebrik edelim Manisa'nın devlerini. Manisa Büyükşehir Belediyespor geçtiğimiz haftaki Düzce mağlubiyetinin ardından yeniden bir galibiyet serisi için Mamak engelini geçiyor. Önümüzdeki hafta Budo Gemlik deplasmanında olacak takımımız. Cumartesi günü 14 Kasım Cumartesi günü saat 17.30'da gösteriyor fikstür. O mücadele için başarılar dileyelim ve tebrik edelim takımımızı. Yavaş yavaş da Muradiye Spor Salonu'ndan yaptığımız yayınında sonuna geliyoruz. Bu maçın anlatımında ben Sercan Günay sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yayında yapımına emeği geçen ekip arkadaşlarım adına keyifli, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi temenni ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.